kaynananızın bir akrabası var hatta. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orada büyük bir yalan var. Hı hı. Ne yalanı? Ben 9 yıldır bu sülalenin geliniyim. Öncelikle Güllü Hanım mikrofonu kapatın ki biz burada anlaşalım. Biz derdimizi anlatalım. Tamam, Güllü Hanım. Çünkü Güllü Hanım her şey kapatmayın Esra Hanım, dinleyeceğim. Dinleyeceğim değil mi? Tamam, dinleyeceğim. Bir saniye Esra Hanım. Ben 9 yıldır. Bir dakika, dinliyorum derken bile konuşuyorsun Güllü, bir saniye. Evet, buyurun. Ben kesinlikle bu sülalede böyle bir haksızlık yaşamadım. Hı hı. Ki bu sülaleye gelen yaşar. Ben size bu kadarını söylüyorum. Ya bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Bu insana nasıl bu şekilde iftira atabiliyorsun? Yani kayınvalidesi mükemmel bir insan. Kayınvalidesi gerçekten mükemmel bir insan. Ve bu insana sen nasıl bir iftira atabiliyorsun? Peki ne iftira? İftira olan ne? Kayınvaliden beni dövdü. Kayınvaliden beni camdan attı. Ya evet. Senin kayınvaliden bir insan sesini yükseltip konuşmayan bir insan. Senin kayınvaliden bir karıncayı incitmeyen bir insan. Sakin bir insan. Sen nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun? Tabii ki kayınvalidesi o kadar kötüyse öbür elsesine de o evde yıllardır, 8 yıldır kalıyor. Öbür elsesi kaçarak gelmiş. Dün öyle söylüyor ya yayında. Kesinlikle kaçarak gelme diye bir şey yok. Öbür gelinimiz de mükemmel bir insan. Peki bir şey söyleyeceğim. Kayınvalide yaşıyor. Peki Güllü, cevap verebilirsin. Tamam. Güllü bize şunu anlattı. Dedi ki kayınvalidem beni camdan itti. Evet. Bak diyor kesinlikle ki asla öyle bir şey yok. Esra Hanım yalan söylüyor. Bir dakika, bu kadın bunların gelini değil bir. Halası değil ben iki. Ben halası ben, değil iki. Ben seni tanımıyorum. Üç. Güllü. Ben seni hiç görmedim. Dört. Sen beni dinler misin? Beni dinle. Söz sen, hakkı sen bana verildi. Beni dinler misin? Beni dinler misin? Sus. Sen kimseyi dinle. Beni dinler misin? Sus. Beni dinler misin? Senin kızın varsa sen Allah için konuş. O gün kaynanam beni attığında, beni camdan attığında yanımda mıydın? Bu bir. Kaynanam. Şurada bak. Kaynanam niye attı? Niye bunları yaptı biliyor musun? Oğluyla beni ayırmak için bir. O eve gitmeyeyim iki. Dilek'le ikisi kendileri çıkamamış ya, ayrı evde oturmamış ya. 10 yıldan beri iç içe tıkış tıkış oturmuşlar ya, ben de şehirden geldiğim için, şehirli olduğum için zaten beni kendileri gibi yapmak ve kendileri gibi iç içe 18 kişinin içinde yaşamamı istedi. Bunu da kendi kıskandığı için 55 yaşında bir kadın, 30 yaşında eltim, utanmıyor mu? Beni o eve çıkarmamak için o camdan atıyor, planlı yaptı. Dilek'le ikisi bunu planlı yaptılar. Ama Güllü, sen geldiğinde Güllü, bir dakika, planlı yaptı Dilek'le ikisi de, planlı tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu ailenin durumunu bilerek gittin ama Güllü. Ailenin bu kadar maddi durum... Bu evde yaşayacaksın demedi ki o. Ama diğer hatta bağlanan bir sene böyle yaşayacağım. Hayır, benim annem bir iki sene demedi Esra Hanım. Yemin ederim annemi bağlayın. Pazartesi günü nikahı olacak. Peki, gelinlikte bakalım şimdi sen cevabını verdin Güllü. Annem Güllü. Artık biz de bir konuşabilir miyiz? Tamam, bir dinleyelim lütfen. Bu arada hani tamam evet. Camdan aşağı atması yalan dediniz. Başka yalan, hangi şeyler yalan? Demin bir dakika. O evde dark oluyormuş kesinlikle yalan. Dövdü. Yok demiş Kur'an kuru çay onu dövüyormuş. Kesinlikle Kur'an kuru çay öyle bir insan ki. Yani sesini yükseltmeyen bir insan ya. Peki. Ben 9 yıldır ben bunların içerisindeyim. O insanlar sesini yükseltip de bağıramayan bir insan. Peki şöyle bir şey de var. Kayınvalide gelip kolundan zorla bilezikleri almış ya da çekmecelerini karıştırıp almış. Hayır kesinlikle. Eğer ki halam o şekilde odalara giriyorsa biz de onun gelini olmayalım. Yani benim halam öyle bir insan değil. Aha, sizin halanız kesin, oluyor aslında Güllü'nün kayınvalidesi halası. Değil mi? Eşimin halası. Ben eşinizin gelinleriyim. Eşinizin halası. Peki evet. Böyle altınla ilgili ne söylüyor? Nerede bu altınlar? Ya o altınlar onlarda yani Dilek'tedir şeyde. Güllü'de mi altınlar? Hayır, Güllü sende mi altınlar? Hayır bilerdikleri halamlar almışlardır. Esra Hanım. Çünkü bu tartışmalar olduğu zaman hangi Güllü'nün piyasaya bir dakika, ortada. Bir dakika bu altınlar bendeyse Handan Hanım. Benim üstüme ne var? Araba mı var? O altınlar 180 bin lira dedi. Araba mı var üstüme? Benim üzerime ev mi var? Ne var o altınlar benim üstüme ise? Çıkarılsın. E-Devleti'me girebilirsiniz Esra Hanım. Bu altınlar bir nikahta işte. Bu nikahta vardı. Nikahtan sonra köy bak bunlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar şimdi evet. Öyle şimdi altın da çok yüksek. Evet. Baksanıza şunun değerine. Evet, boynundakini görüyor musun? Ben almışım. Elinde kanıtım var çok mı? Çok yüksek yani miktarda İspatım altın var. Mı?
İspatınız var mı elinizde? Niye buradayım o zaman ben? Benim zorla dayakla altınlarımı alıyorlar. Camdan atılıyorum. Belim kırılıyor. Annem darp ediliyor. Babama hakaret ediliyor. Benim babam ne altın aldı annem, ne altınla çıktık. Biz jandarma esinde çıktık. Kalıköy jandarmalığı. Güllü, Esra. Allah aşkına. Kalıköy jandarmalığı çıksın. Esra. Kalıköy jandarmalığı. Lütfen. Kalıköy jandarmalığı ne olur. Allah aşkına.